Herkese günaydın, Ankara'dan merhabalar. Bugün 29 Mart, karlı bir gün. 1970 yılından beri Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı açık. ABD'nin 2003 Irak işgali sonrasında Irak'ın kuzeyinde Irak federe yapısının bir parçası olarak Erbil merkezli Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuruldu. Türkiye 2008'den itibaren bu yönetimle enerji bağlamında işbirliğine yöneldi. 2014 yılından itibaren de petrol almaya başladı. Böylece Türkiye'nin açtığı bir oynama alanı Erbil'in elini Bağdat merkezli Irak federal yönetimine karşı güçlendirdi. Ben böyle görüyorum. Bağdat Kürt bölgesel yönetiminin yetkisiz olduğunu ve kendisinden izinsiz petrol sevkiyatı yapamayacağını öne sürerek uluslararası yargıya gitti. 30 milyar dolarlık dava açtı. Gerçekten Irak anayasasına baktığımda durum böyle. Bölgesel yönetim çizmeyi aşmış. Biz de onlara meşruiyet vermişiz. Bir de Fransa'ya YPG teröristlerini sarayda ağırlama, onlara meşruiyet kazandırma diyoruz. Ortada petrol üzerinden bir ekonomi dönüyor. Türkiye'de bundan pay almaya kalkınca dün bahsettiğim dört parçalı sözde Kürdistan Bağımsızlık Hareketi'nin Irak bacağını biz de görmemezlikten gelmişiz. Bir realite olarak kabul etmek işimize gelmiş diye düşünüyorum. Bağdat'ın başvurusunu hükme bağlayan Uluslararası Tahkim Mahkemesi 2014-2018 arası 4 yıllık dönem için Türkiye'ye tamı tamına 1,4 milyar dolarlık ceza kesti. Petrol sevkiyatı durdu. Bu cezanın Erbil'e mi Ankara'ya mı kesildiği net değil, tartışma var. Ya da aralarında paylaşacakları bir ceza olacak diye anlıyorum. Bir de bizim Enerji Bakanlığı'na göre mahkeme aslında bize değil Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiş. Anlayacağınız bu konuda da çarşı yine karışık, belirsizlik var. Her durumda ortada, arada Exxon Mobil, Chevron, BP, Gazprom gibi dev petrol şirketleri var. Ben mahkemenin kararını Bağdat'ı Erbil'e karşı haklı bulan simgesel bir karar olarak görüyorum. Bundan öte bir şey değil. Irak yargısı da 2022 Şubat'ında Erbil'i haksız bulmuştu. Yakında Bağdat ikna edilir, kimse kimseye ceza da ödemez. Petrol Türkiye'ye ve uluslararası piyasaya akmaya başlar diye değerlendiriyorum. Dünyadaki 193 ülkeden 120'sinin davet edildiği ancak Türkiye ve Macaristan'ın 2021'de olduğu gibi bu sefer de davet edilmediği ABD liderliğinde düzenlenen 2. Demokrasi Zirvesi Washington'da yapılıyor. Biden otokratik ve demokratik yönetimleri birbirinden ayırarak dünyayı adeta ikiye bölüyor. Rasyonel bir politika değil bu. Türkiye ve Macaristan otokratik dünyaya ait görülüyor ama aynı zamanda demokratik değerleri savunduğu iddia edilen NATO'ya da üyeler. Ortada bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu durumu var. Zirvenin Biden'ın çifte standartlı demokrasi politikası için bir araç olduğuna inanıyorum. Filipinler, Brezilya, Irak, Angola, Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler davet edilirken başlarındaki yöneticiler bahane edilerek Türkiye ve Macaristan'ın dışlanmasını akıl dışı, tamamen siyasi buluyorum. Ukrayna savaşı için sonrasında enerji sorunu hat safhaya çıktı. Washington gitti, diktatörlerle görüştü. Daha önce demokratik bulmadığı Venezuela gibi yönetimlerle görüştü. O yüzden Biden'ın bu çifte standartlı yaklaşımını hem doğru bulmuyorum hem de uluslararası ilişkiler bağlamında kesinlikle sürdürülebilir görmüyorum. Bu sözde demokrasi zirvelerini 2024'te büyük olasılıkla cumhuriyetçiler iktidara gelince rafa kalkacak bir Biden takıntısı olarak görüyorum. O yüzden Türkiye'nin davet edilmemesi hoş olmayan bir durum olsa da aslında hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını biliyorum. Ancak yine de Türkiye'nin bir şekilde otokratik dünyaya ait görülmesinden, hatta sadece Türkiye'nin değil Macaristan dahil tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin otoriter yönetim zihniyetini kutsamasından endişe duyduğumu ifade edeyim. Bu durum Türk milletine kesinlikle yakışmıyor. Türk dünyası Putin, Şii tarzı otoriter yönetim anlayışlarını artık terk etmeli. Demokrasi ve çağdaş değerler esas alınmalı inancındayım. İşte görüyoruz, beğenmediğimiz o Batı demokrasi ve insan haklarını bir çıpa olarak kullanıyor. Kendi içinde de herkesi kucaklayan bir siyasi anlayışa yönelebiliyor. Örneğin İngiltere'de Hint asıllı Sunak birkaç ay önce başbakan oldu. Dün de İskoçya'da Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf ülkenin başbakanı oldu. İktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin liderliğini kazanan Hamza Yusuf'un bu başarısı İskoç, hatta İngiliz tarihinde bir ilk oldu. Yeni İskoçya başbakanını ve ayrımcılığa
dayanmayan İskoç siyasi sistemini kutluyorum. Hamza Yusuf'un özünde Hristiyan bir ülkede başbakan olabilmesini, İskoç siyasi sisteminin buna izin vermesini dünyamız için örnek bir başarı olarak gördüğümü ifade edeyim. Bize içinde yaşadığımız toplumu bölerek değil, ancak kucaklayarak, birleştirerek toplumsal ve siyasi barışı yakalayabiliriz mesajı veriyor bu yaklaşım. Bu yaklaşımın 14 Mayıs seçimlerine giderken ve sonrasında da Türk siyasileri tarafından da örnek alınmasını temenni ettiğimi ifade ederek bugünlük bu kadar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.